Sesim ulaştığı herkese merhabalar. Yaşama dair her şey kanalına hoş geldiniz. Umarım hepiniz iyisinizdir arkadaşlar. Bugün sizin için harika bir maske tarifim var. Leke giderici, kırışıklık karşıtı, ayrıca cilt beyazlatıcı, süper bir karışım arkadaşlar. Öncelikle bir yemek kaşığı keten tohumunu bir kaba alıp üzerine bir su bardağı su ekleyeceğiz. Keten tohumlarını geceden suya koyup veya sabahtan suya koyup akşam bu karışımı hazırlamaya başlayabilirsiniz arkadaşlar. Bunu 8-9 saat kadar bekletmemiz gerekiyor. Çünkü keten tohumlarının içindeki özün iyice yumuşaması gerekiyor. Şimdi biz bunu blender'e koyup iyice ezeceğiz ve içindeki özünü çıkaracağız. Ben daha önce tohumları suya koyup beklettim ve şimdi bu karışımı blender'den geçirip çekirdeklerin içindeki özünü iyice çıkarmamız gerekiyor. Evet, iyice bunu karıştırdık. Şimdi tekrardan küçük kabımıza alıp bu karışımı 1-2 dakika kısık ateşte kaynatacağız. 2 dakikayı geçmeyin arkadaşlar, yoksa daha da katılaşır ve süzmesi gerçekten çok zor olacak. Kaynamaya başladığı zaman ara ara bunu karıştırmanız lazım. Kıvamı şu anda çok güzel ve biz bunu şimdi süzeceğiz. Süzgeç kullanabilirsiniz ama süzgeçten çok fazla geçmeyecektir. O yüzden şöyle bir küçük bir tülbent veya bir tül perde parçasını kullanabilirsiniz. Hiçbir şey bulamazsanız da ince çorapla bu karışımı süzebilirsiniz arkadaşlar. Dikkat etmeniz gereken tek şey bunu süzerken sıcak olması. Elinizin yanmayacağı şekilde karışımı biraz bekletip sonra da böyle süzme işlemine geçebilirsiniz arkadaşlar. Evet, biz bunu şimdi küçük bir tül perdesi parçasının içine koyduk ve süzerken çok dikkat edin, çok fazla sıkmayın çünkü gerçekten çok kaygan olduğu için elinizden kayabilir veya içindeki tohumlar dışarı çıkabilir. Bunu yavaş yavaş sıkıp süzmek gerekiyor arkadaşlar. Çok fazla çıkmıyor. Bunu birazcık sabırla süzmeniz gerekiyor. Evet, süzdük ve 2 yemek kaşığı kadar çıktı. Bu kalanı lütfen atmayın. Asla atmayın. Bunu sade olarak yüzünüze maske yapabilirsiniz. Bunu gece yüzünüze sürün, televizyonunuzu izleyin veya filminizi izleyin. Çünkü özü içinde hala duruyor ve siz bunu yüzünüze yapıştırdığınız zaman gerçekten çok güzel işe yarıyor. Kırışıklıklarınızı açıyor ve gerçekten cildi geriyor arkadaşlar. Evet, şimdi bunu bu şekilde sade olarak da kullanabilirsiniz. Ama biz bunu zenginleştireceğiz arkadaşlar. Öncelikle içine aynı şekilde süzdüğüm aloe vera'yı koyacağım. Onu da o şekilde tülbentin içinde sıkıp pürüzsüz bir hale getirebilirsiniz. Ve içine bir çay kaşığı gliserin ekleyeceğim. Bu da tabii ki lekelerimiz için çok çok önemli. Ve bu karışımın içine de birkaç damla E vitamini koyacağız arkadaşlar. Ve bir yemek kaşığı da yoğurdumuz var arkadaşlar. Yoğurt cildimiz için harika bir besin. Ve bu da cildimizi beyazlatacak, kırışıklıklarımızı açacak ve tabii ki lekelerimize çok iyi gelecek. Gördüğünüz gibi harika bir karışımımız var. Biz şimdi bu karışımımızı iyice bir karıştırmamız lazım. Sonra da yüzümüze maske olarak sürmeye gideceğiz arkadaşlar.
Evet, şimdi maskemizi yüzümüze sürmeden önce bu şekilde hafif biraz boynunuza sürüp alerjiniz olup olmadığını test edebilirsiniz. Bu çok basit. Herhangi bir alerjiniz varsa zaten bu maskeyi yapamazsınız. Öncelikle biz bu şekilde yüzümüze süreceğiz ve sonra yüzümüze iyice bu maskeyi yedirmek için de masaj yapacağız arkadaşlar. Çünkü bu gerçekten çok önemli. Bu maskenin özelliği zaten yüzümüzdeki lekelerin gitmesi ve kırışıklıklarımızın iyice açılması için çok önemli. Yaşımız ilerledikçe kırışıklıklar ortaya çıkıyor ve cilt lekelerimiz de peşinden geliyor maalesef. Biz bu harika karışımla bunun önüne geçip ve tabii ki var olan kırışıklıkları, lekeleri de yok edip cildimizin daha parlak, pırıl pırıl olmasını sağlayacağız. Keten tohumu kullandık çünkü keten tohumu cilt lekelerini yok etmede çok etkili ve cildimize tabii ki parlak bir ışıltı katar. Aynı zamanda cildi derinlemesine nemlendirir ve kırışıklıkları önler arkadaşlar. Var olan kırışıklıklarımızı da zaten açıp çok güzel bir şekilde yok edecek. Bunu düzenli kullanın. Haftada 2 defa, 3 defa bile kullanabilirsiniz. Gerçekten çok güzel bir maske. Yoğurt kullandık. Çünkü yoğurt içerisinde bulunan laktik asitle cildimizi beyazlatıp hücrelerin yenilenmesini sağlayacak. Yoğurt bol miktarda içerdiği kalsiyum ve B2 vitamini sayesinde cildimizi parlatıp yumuşatır. Cildin sağlıklı ve zahmetsiz bir şekilde yenilenmesini sağlar arkadaşlar. Sadece yoğurdu da cildinize sürüp cilt açma için kullanabilirsiniz. Maskeleri ellerinize de kullanabilirsiniz. Gerçekten ellerinize çok faydası olacak. Ellerimizdeki lekeler, kırışıklıklar onların gidermesini sağlayacak. Bunu hiçbir zaman unutmayın. E vitamini kullandık. Çünkü yüzümüzde, cildimizde E vitamini eksik olduğu zaman kırışıklıklarımız ortaya çıkıyor. Ve biz E vitamini ile yüzümüzü besleyeceğiz. Tabii ki gliserin çok önemli lekeler için. Yüzünüzde, ellerinizde lekeler varsa yaptığınız bütün maskelerin içine gliserini ekleyip yüzünüze, ellerinize sürebilirsiniz. Bu kalan karışımı da dolaba koyup 2 gün sonra tekrar kullanabilirsiniz arkadaşlar. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Lütfen beğeni tuşuna basıp bana destek olmayı unutmayın arkadaşlarım. Kendinize iyi bakın. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlık ve güzellikle kalın arkadaşlarım.